Ama hamilelikte kadınlarda en çok dikkat edilmesi gereken husus gerçekten bu e çünkü elimizde olan bir şey bu. Değiştirebileceğimiz etken nedir bizim? Şimdi genetiği değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. Evet, evet. Yani genetik yapımızı ailemizden aldık. Bedenimizin nasıl tahrip olacağı, nasıl yaşlanacağı, hangi faktörlerle daha az yaşlanacağı genetik olarak bunlar saklı bizde. Evet. Ama bizim yapacağımız şey. Demin ne dedim kilo alma olayı. Bakın 48 50 kilo hamile kalmış. 105 kilo 95 kilo doğum yapmış. Şimdi bu bedenin kaldırabileceği bir yük değil. Her şey iki katından fazlasına tabii. çıkmış ve ne kadarlık sürede? Bir yılın alt kısmı dokuz aylık bir sürede. İster istemez inanılmaz bir gevşeme, tabii. inanılmaz bir bollaşma, bollaşma, evet. genleşme ve daha sonra da tabii doğum olduktan sonra tekrar bunun yeniden bir sarkma, küçülme dönemi var. İşte ne yazık ki bazı kadınlar bu dönemde çok belirgin vücut deformasyonlarına sahip oluyorlar inanılmaz bir doğum yapmış kadın. Geldi, bir doğum. Bakın üçte de demedim, bir doğum. Göğüs tamamen deform olmuş. Sarkmış, şeklini kaybetmiş, bütünlüğünü kaybetmiş. Karın bölgesi sarkmış. O var olan bel kıvrımı diye bir kıvrım artık ortadan kalkmış. Kaç kilo almış hocam hamileliğinde? <laughs> Şimdi bu kadın, bu bana bir doğum dediğim kadın 30 küsür kilo almış bu verdiğim örnek. Ama 30 kiloda bile inanılmaz bir değişiklik olmuş. Zaten belli ki genetik zayıf. 30 kilo dahi. da çok yüksek hocam. O da çok yüksek.